bu ödül ilk kez Türkiye'ye geliyor. O yüzden ayrıca bir önemi var. Mutluyum. İlk nasıl duydun? Kim haber verdi? İlk duyduğumda TÜBİTAK'tan bir yetkili haber verdi. Oradan haberim oldu. Bayağı bir şaşırdım. İlk önce dediler ki bir ödül almasın dedim. Herhalde ki ufak bir ödül dedim. Daha sonra baktım birinci olmuşum. Büyük ödülde birinci olmuşum. Çok mutlu oldum. Bayağı bağırdım. Annem falan yanına gittim. Öyle oldu. Liseyi bitirdim. Üniversite için de Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'ne gideceğim. Fizik okuyacağım. Öyle. O üniversitenin kabulü üzerine gidiyorum. Üniversitenin daveti ve kabulü üzerine gidiyorum. Üniversiteyi ilk önce bir araştırdım, beğendim. 1409 yılında kurulmuş. Bayağı köklü bir üniversite. Oradan da öyle bir karar verdim. Vize işlemlerim bitince, henüz net bir tarih yok. Mesela bu genç arkadaşa tavsiyem ne olur? Araştırma projeleri yapmak çok fazla zamanınızı alıyor. O yüzden yapabiliyorsanız 9. ve 10. sınıfta yapın. Üniversite hazırlık döneminde yapmayın. Ve bunların ise çok fazla katkısı oluyor. Sadece okulda mesela teorik bilgi öğreniyorsunuz ama bu projelerle siz o teorik bilgi pratiğe de geçiriyorsunuz. Daha önce hiç fark etmediğiniz yanlarını fark ediyorsunuz. O yüzden çok önemli eğitimde. Ben ileride akademisyen olmak istiyorum. Araştırma yapmak istiyorum. İnsanların hayatlarına dokunan işler yapmak istiyorum. Biraz da projeni anlatır mısın? Projemin amacı güneş panellerinin verimini arttırmaktı. Yani güneş panellerinin aynı alanda daha fazla elektrik enerjisi üretmesini sağlamaktı. Bunun için güneş panellerinin üzerine elmas benzeri bir yapı kapladım. Ve bunu biliyorsunuz elmas çok uzun sürede yüksek basınçta toprak altında işte karbondan, kömürden oluşur. Ben ise bunu oda sıcaklığında atmosferik basınçta ürettim. Yeni bir teknik geliştirerek. Bu sayede güneş panelinin üzerine elmas kapladım. Peki aileniz nasıl karşıladı durumu? Çok mutlu oldular. İlk başta anneme babama söylediğimde bayağı mutlu oldular. Daha önce de yine ISEF'te de böyle bir ödül kazanmıştım. O zaman dünya birincisi olmuştum. O zaman geceydi Amerika'daki saat farkından dolayı. Şimdi gündüz açıklandı. Çok mutlu oldular. Bir projeyle iki ödülüm şu anda. Evet, aynı projeyle hem dünya birincisi hem Avrupa birincisi oldum. Hocam merhaba. İsmim Savaş Zafer Güler. Feridun'un danışman öğretmeniyim. Bu aslında bir günlük bir sonuç değil. Biz uzun yıllardır Feridun'la çalışıyoruz. Yani Feridun 3. sınıftan beri onunla çalışmalarımız oluyor. Ve bu çalışmalarda Feridun hep gayretli. Şu ana kadar son yıllarda sadece 3000 tane makale okuduğunu biliyorum. Gençlerin telefonları fotoğraflarla falan dolarken ya da başka medya şeyleriyle Feridun'un telefonu makalelerle doluyor, onun hafızası. Sürekli araştırıyor, araştırmaktan yılmıyor ve inatla buna devam ediyor. Bence gençler için çok güzel bir model oldu Feridun ve karşılığını da alabildik bu çalışmayla. Uzun zamandır hani birlikte yaptığımız bu çalışmaların meyvesini almak da bizi mutlu etti. Öğrencisi Almanya'ya gönderiyorsunuz. Hem sevinçliyiz hem biraz içimiz buruk. Sevinçliyim çünkü Feridun gelecekte bence bir Aziz Sancar olacak. Hüzünlüyüz çünkü Feridun'dan fiziksel olarak uzaklaşıyoruz ama gönüllerimiz bir. Feridun artık bizi davet eder. Feridun ne diyorsun? Asla hocam uzaklaşmayacağız. Kaçış yok hocam. Şeyden araya buldum hükümet. Dün bakan açıkladı. Evet. TÜBİT'te şey nasıl oldu? Herhalde TÜBİTAK haber verdi yani tam olarak bilmiyorum. Siz şeye gidiyorsunuz ayağınızın tozuyla İstanbul'a. Evet, Teknofest'e gidiyoruz. Ne yapacaksın orada böyle? İki tane projem var, onları sunacağım. Dünya birincisi olan projemi orada da sunuyorum. Evet. Bakalım orada ne sonuç elde edeceğiz. Bir şeyler konuşalım. Aynen. Almanya'da ne yapacağız? İşte hocam bir şeyler yapacağız. Teknofest'te planımız ne? Yine de olur, geliriz bir şey. Yine de yaparız diyorsun. Bakalım. Bir kahve içelim, bir çay içelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok buyurun, sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Buyurun, bağıracağım rahatsız. Gel abi. Gel içeri gidelim, gel. Biz
sen gelip Türkiye'nin en büyük uçak koleksiyonunu görmeden gitmen olur mu? Serdar Bey. Sayın Müdürüm çok fazla gurur duyuyorum. Kim? Projeler. Şey deme. Anka mı bu? Evet. Radyasyon sana söyleme. Sanki bir şey var. Tehlike bir şu radyasyon. Evet. Atak 2. Atak. Göreceğiz. Milli Muharip Uçak. Hürjet. Milli Muharip Uçak. Aksungur. Teknofest'ten mi gidiyorsunuz? Evet. Orada göreceksiniz. Göreceğiz değil mi hepsini? Hürkuş, Gökbey, elektrik elektriklerimiz, Korkut,